Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sodalı, patatesli, dilim börekler olacak. Yapılışı çok pratik, görüntüsü ve lezzeti şahane bir tarif. Ben tarifimin yapımına geçiyorum. Sodalı ve patatesli börekler için ben 5 adet orta boy patatesi haşladım. Şimdi patateslerimi güzelce eziyorum. Bu böreği peynirli olarak veya kıymalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben patatesli yapmayı tercih ettim. Patateslerimi güzelce ezdim. Şimdi patateslerimin üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum daha lezzetli olması için. Şöyle birazcık daha ekleyeceğim. Burada da 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığından biraz eksik karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı da pul biber var. Onları da ekliyorum ve karıştırıyorum. Böreğimin iç malzemesi hazır. Hemen şöyle kenara alıyorum ve böreğimin sosunu hazırlayacağım şimdi. Böreğin sosu için 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt kullanacağım. İkisini de kabıma boşaltıyorum. Ben 6 adet yufka kullanacağım. Yufkalarım biraz küçük. Eğer daha büyük yufka kullanacaksanız sıvı yağ ve süt ölçüsünü bir miktar daha fazlalaştırabilirsiniz. İçme sodasını da daha sonra börekleri hazırladıktan sonra böreklerin üzerine dökeceğim. 1 adet yufkayı şöyle seriyorum. Hazırlamış olduğum sütlü ve sıvı yağlı karışımdan yufkamın her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Ve fırça yardımıyla sosu yufkanın her tarafına sürüyorum. Kenarlardan içe doğru katlıyorum. Yufkamı dikdörtgen olacak şekilde katladım. Katladığım kısma da bir miktar sostan gezdiriyorum. Ve fırça yardımıyla şöyle sosu yufkanın üzerine tekrar sürüyorum. Yufkamın uzun kısmına hazırlamış olduğum patatesli karışımı bu şekilde yerleştiriyorum. Bir şekilde sarıyorum. Böreklerimi bıçak yardımıyla verev olacak şekilde kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şöyle yapabilirim. Böreklerimi verev verev kestim. Şimdi fırın tepsimi alıyorum. Bu şekilde yufkalarımın tamamını dilimledim. Şimdi fırın tepsime alacağım. Sodalı böreklerimi fırın tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerlerine şöyle hepsinin üzerine gelecek şekilde soda döküyorum. Bu şekilde 1 saat dinlendireceğim. 1 saat dinlendirdikten sonra böreklerimi diğer tepsime aktarıp pişireceğim. Böreklerim sodada 1 saat bekledi. Şimdi ayrıca fırın tepsimi alıyorum. Böreklerimi tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerlerine 1 kaşık zeytinyağı ile karıştırdığım yumurta sarılarını sürüyorum.
çekirdek otu ve susam serpiştiriyorum. Ve önceden ısıttığım 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Böreklerim piştiler. Ve çok nefis oldular. Şöyle çok çıtır çıtır, gerçekten şahane bir tarif oldu. Şöyle. Sıcak olduğu için çok rahat dokunamıyorum ama şöyle bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tariflerini izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.